Vezir Ebu Fadıl'ın büyük kuvvetleri kısa bir yürüyüşten sonra Bağdat dışındaki çöle varıyordu. Askerleri dinçti fakat isteksizdi. Ebu Fadıl hiç vakit kaybetmeden hücuma geçti. Şehzade Memun'un yorgun askerlerini perişan edeceğinden emindi. Kazanız mübarek olsun sultanım. Vezirimiz Ebu Fadıl'dan iyi haberlerle geldi. Anlatınız. Şehzade Memun ile askerleri bozgun halindedirler. Harp sahasında kan gövdeyi götürür. Düşman sarılmıştır. Sabaha hepsi teker teker kılıçtan geçirilecektir. Büyük kumandan Ebu Fadıl'a takdir ve tebriklerimi bildiriniz. Emir sultanımızındır. Artık halifelik yollarını ve Bağdat kapılarını göremeyeceğiz galiba efendiler. Babamızın askerleri bizi sarmış, gün doğuşunu beklerler. Ama ümitlerimizi kaybetmeyelim. Sabah olacak savaşta Allahu Teala yardımcımızdır. Şehzadem, çok şehit verdik. Durumumuz kötüdür. Bir mucize kurtarır bizi ancak derim. Abdülmelik yaklaş! Buyurun sultanım. Beş kişiyle nöbetçilerin üstüne yürü. Emredin. Açılacak yedikten biz içeri sızacağız. Halacığım. Şükürler olsun sizi gördüğümüze. Bağdat'tan ne haberleriniz vardır? Harun Reşit ve Cellat Paşa'nın canları cehennemdedir. Nasıl gelebildiniz? Daha evvel gelecektim ama Zübeyde haini şehir kapılarını kapattı. Beni hane hane Bağdat'ta arattı. Saklanmak mecburiyetinde kaldım. Görürüm ki düşman sarmıştır sizi. Ne yapmayı düşünürsünüz? Alacım asker çok kırıldı. Kalanlarsa yorgun ve isteksiz. Fadıl'ın askerleri bizden çok fazla sultanım. Savaş için sabah mı beklersiniz? Ne yaparsınız sizler? Zübeyde Bağdat'ta cülus merasimi hazırlar, oğlunu tahta geçirir. Bütün bunlara baş mı eğersiniz? Ne yapabiliriz ki sultanım? Beraberimde bir hazine getirdim, hepsi zehirlidir. Fadıl askerlerinin paraya düşkünlüğü malumunuzdur.
Ellerine geçecek zümrüt, yakut, inci ile altınlar muhakkak bir karışıklık çıkaracaktır askerleri arasında. Fevkalade bir fikir sultan. Bu sırada biz gizlice düşman hatlarına sokulup ani bir gece hücumu yapacağız. Bir mucize beklerdik, meğer sizmişsiniz sultanım. Tahir bin Hüseyin, askerlerine tez emir veresin. Ferman efendimizindir. Dirayetli kumandanlarımın harpteki cesaretleri beni memnun etmiştir. Bağdat'ta halifemiz Emin'le Valide Sultan Zübeyde bizden bu densizlerin kellelerini isterler. Rahmetli Harun Reşit'in öcünü hep birlikte almaya yemin ederiz. Yemin ederiz. Biz size iltica ettik! Keselere bakın! İçinde altın ve mücevher dolu! Abbasi Sultan hazinesini soyduk, size iltica ettik! Paylaşalım! Paylaşalım isterim! Paylaşalım etmeyin! Vereceğim payını! Thank you.
Cafer'in katillerinden biri daha cehennemi boyladı. Yarın halife oluyorsun. Doğru yürü, doğru. Olmadı, başını dik tut. Herkese tepeden bak. Sultanımız, felaket sultanımız. Büyük felaket. Vezirimiz Ebu Fadıl öldürülmüş. Ne? Şehzade Memun ve askerleri Bağdat kapılarından giriyorlar. Canımızı kurtarınız sultanımız. Gel benden. Karşılaşacağımızı zannetmiyordun değil mi? Merhamet Ambarse! Kime? Sen acıdın mı ki ben acıyım? Istırap beni bitirdi, ben kara talime alıştım. Bu günleri yalnız içimdeki intikam hissiyle yaşadım. Anlıyor musun Zübeyde? Yalvarırım, hayatımızı bağışla, bize merhamet et! Beni iyi dinle Zübeyde! Seni Zimpala zindanına gönderiyorum. Yosunlu taşlardan yapılmış küf kokulu bir yere. Tıpkı senin kötü ruhun gibi. Ömrün boyunca orada yaşayacaksın. Oğlun Emin'in de başı derhal kesilecek. Her geçen gün evlat acısını içinde duyacak, kahrolacaksın. Tıpkı benim gibi. Evlat acısı çektin bilirsin. Yalvarırım oğlumun hayatını bağışla. Onun suçu ne ki? Her kötülüğü ben yapmadım mı? Doğru. Her kötülüğü sen yaptın. Bu aptalın bir günahı olamaz. Oğlunun başını bağışladım. İkisini de tez Zimpala Kalesi'ne hapsedin. Ermağan sultanımızındır. Mahrum.